Evet, Arsin Balıkçı Barınağı'ndayız. Görmekte olduğunuz gibi şu andaki dalgalar bayağı bir yüksek. Yaklaşık 2 metre yükseklikleri var. Sabah denize balık ağlarını kaldırmak için açılan kayıkların birçoğu Araklı Kalecik Limanı'na sığınmak zorunda kaldı. Geri dönemediler. Şiddetli bir dalga var. İnşallah Arsin Limanı, inşallah yapılır. Balıkçılarımız bu sorunlardan kurtulur diye ümit ediyoruz. Denizde şiddetli bir dalga var. Saat 5.30'dan beri balıkçılıkla ilgilenen, balıkçılıkla uğraşan Arsinli vatandaş burada nöbet tutmakta. Şu anda yanımızda Arsin Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kemal Atar var. Sayın Başkanım, nedir durum? Bayağı bir önlem alınmış gibi görünüyor. Şimdi müthiş bir deniz var. Tabii bu böyle bir deniz yakında olmamıştı ama barınak da yetersiz. Yeni barınağımız yapılacak inşallah. Şurayı biz 24 saatten beri balıkçı arkadaşların hepsi ayakta. Tekneleri görüyorsunuz. Hepsi 5-6 tane iple, 10 tane iple bağlı. Tabii eve gidemiyoruz. Gene de deniz durmazsa bu akşam gitmeyeceğiz. Benim zoruma giden şu. Burada biz malımızla unutup, canımızı unutup malımız için beklerken dışarıda barınaktan dam almak için koşanlar acaba nerede? Ortalığı birbirine katanlar, internetten yazı yazanlar utanmıyorlar mı şu manzarayı görürken? Biz ekmek diye uğraşırken bunlar da burada keyif yapmak için, yer almak için. Benim bir tek zoruma giden o. Bütün balıkçılar uykusuz, malını kurtarmaya çalışıyor. Kiminin ağları denizde kalmış, çıkıp alamadı. Barınağın durumu felaket. Bunlar da kalkmışlar, hala da dam alınıyormuş, dam satılıyormuş. Şurada dam var mı Allah aşkına? Yeni yapılacak yerde dam yapmayı bile düşünmüyoruz bu yüzden. Ya zorumuza giden o yani. Kimseye gücenmiyoruz da bu vatandaşlarının bazıları rant peşinde koşuyor. Ona üzülüyoruz. Biz burada felaketle uğraşıyoruz. Onlar da biz bunlarla uğraşırken seyirci olmak için dam peşine düşmüşler. Yani diyeceğim o. Başka bir diyeceğim yok. Yazıklar olsun onlara. Bir balıkçı abimiz var yanımızda. Abicim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Orhan Üstü Ömer. Orhan abi, bayağı bir deniz yükseliyor. Buna karşı bir önlemler aldınız mı? Vallahi ya, önlem aldık. Kayıklarımızı çenelere çektik, bağladık. Şümük arkadaşlarımızın kayıkları kırıldı. Vallahi şu anda zor yani. Limanımızın yapılmaması aşağı yukarı 48 aşına gittim. Her gelen siyaseti bugün yapacak, yarın yapacak. Acayip 48 sene. Bir 48 sene daha bekleyeceğiz herhalde. Ya bir arkadaşımız zaten bu olmaz. Bu sene ihale olacak. Zaten bir arkadaşımızı bir limana verdik. Bir de arkadaşlara vermek istemiyoruz yani. Böyle büyüklerimiz, liman belediye başkanımız olsun, valimiz olsun, milletvekillerimiz olsun. Bize bir yardımcı olmalarını istiyoruz yani. Peki siz bu sabah açıldınız mı toplamaya? Yok, çıkamadık. Bu işinden be ağlarımız denizde. Havanın şartları, limanın bozuk olmasından denize çıkamıyoruz yani.